Ama bu sorunun yanıtını da merak ediyorlar. Şimdi Can Bey, yani ben geçen seneki rakamlara da şöyle hızlıca baktığım zaman bir hayli, yani bu sene sanki geçen seneye göre bir hayli iş yaratmışız gibi gözüküyor zaten. Yani 2,2 milyon yeni iş yaratılmış gibi, istihdam rakamlarına baktığımızda böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yıl başından bu yana da yani iş gücüne katılım yaklaşık 1 milyon civarı artmış. Ve iş, yani bu insanların 500 bini işe girebilmiş, 500 bini işsiz kalmış gibi gözüküyor. Yani 2021 Ocak'la kıyaslarsak. Aslında büyümenin, hani o büyüme ve hareketlenme, büyüme demeyelim de canlanmanın iki tür etkisi oluyor Türkiye'de. Bir, iş gücünün dışında çok büyük bir nüfus olduğu için bu iş gücünün dışındaki nüfus yeniden çalışma niyeti içerisine girebiliyor. Dolayısıyla bir kısmı evet iş bulabiliyor. Ama işsizlik üzerinde de ciddi bir artırıcı etki yaratıyor. En nihayetinde de işsizlik oranı artmış oluyor. Yani orandaki değişim bir miktar bu şeyle de açıklanabilir. Nasıl durduracağız? Kısa vadede az önce hocamın söylediği gibi yapısal bir işsizlikten bahsediyoruz. Yani yapısal bir işsizliğin çözümünü birkaç aylık bir önlemle bulabilmek çok mümkün değil. Daha uzun vadeli planlara ihtiyacımız var. Ama kısa vadede yapılabilecek şey şu. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu iş canlanmayla beraber, yani sadece açılma değil, açılmayla beraber canlanmanın yakalanması lazım. Ama bu canlanmanın gelir tarafında ciddi sorunlarımız var. O zaman o gelir tarafını kompanse edecek, işte telafi edecek adımlar atmamız lazım. Burada bir miktar devlete rol düşüyor. Ama devlet de bütçe tercihini, yani bütçeyi harcama tarafı tercihlerinde maalesef hani bu canlanmayı desteklemek yerine belirli alanlara yöneliyor. Yani şimdi biz hani biraz şey olacak ama önden konuşuyoruz. Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Normal şartlar altında bu tip büyük projelerin istihdama olumlu etkilerinin olması gerekir. Ama biliyoruz ki bu tip süreçler yani bir şekilde kamunun harcama mekanizması ve satın alma süreçleri üzerinden, ihale süreçleri üzerinden bakıldığında çok da Türkiye'ye fayda sağlamadı bugüne kadar. Bir sürü yol yapıldı, köprü yapıldı. Ne kadar istihdama yansıdı tartışılır. Çünkü süre gelen bir işsizlik sorunumuz var. Burada bir doğrudan gelir ve canlanma modeli üzerinde tartışmamız lazım. Yani esnafın canlanabileceği, esnaftaki canlanmanın üreticiye yansıyabileceği, yine öte taraftan tüketicinin gelir temel, yani borçlanmadan harcama yapabileceği bir ortam yaratmak ve yatırımları bir miktar nasıl diyeyim dürtmek gerekiyor. Çünkü şunu da biliyoruz, yani faizler ne kadar yüksek olursa olsun para kazanacağını bildiği zaman, fiyatlara yansıtabileceğini bildiği zaman üretici üzerindeki finansman yükünü bu finansmanı sürdürmeye devam ediyor. Buradaki asıl mesele, kısa vade için söylüyorum bunu, yani bu bize uzun vadede bir çözüm yaratmaz. Ama kısa vadede en azından o 2 milyon riski altındaki işi koruyabilmemiz açısından böyle bir adım atmamız önemli olabilir, devlet tarafından canlılığı sağlanmasıyla. Doğrudan nakit destekleriyle yani. İki, orta ve uzun vadede ise bizim iş gücü piyasamızın, hocam çok daha iyi anlatacaktır bunları, yapısal olarak bir iş arzıyla örtüşmediği noktalar var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Yani o iş talep eden, çalışmak isteyen insanların nitelikleriyle ilgili yapmamız gereken bir çalışma var. İki, İşin tanımını daha o şeyde dünyada iyi işlenen, yani getirisi ve çalışma koşulları daha iyi olabilecek sektörlere doğru kaydırmamız gerekiyor. Bu da tabii çok ciddi bir eforla ortaya çıkabilecek ama Türkiye'nin şu anda hani buradan bir sene sonrasına plan yapabilecek bir hali kaldı mı? Maalesef kalmadı. Hepimiz burada 14 Haziran'da Biden-Erdoğan görüşmesini, hemen ardından Amerikan Merkez Bankası faiz kararını, peşinden de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Şurada bir haftalık bir gündemimiz var bizim. Dolayısıyla bu şartlarda böyle uzun vadeli planlara girişebilmek çok kolay değil. Elbette salgının etkisi oldu. Elbette salgın ekonomimizi olumsuz etkiledi. Ama biz bunun derinleşmesine izin verdik. Bunu da unutmamamız lazım. Yani şu an yaşadığımız sorunlarda salgın kadar bizim yaptığımız, bizim attığımız adımların, hükümetin geçmiş dönemde attığı adımların, son 1,5-2 yılda attığı adımların da çok önemli bir rol oynadığının altını çizmemiz lazım. Öner Hocam, nedir çözüm reçetemiz size göre? Oğuz Hoca birçok noktaya değindi. Ben açıkçası çözüm önerilerini uzun ve kısa diye ayırmak istiyorum. İnanır mısınız Can Bey, ister iktidar yanlısı olsun, ister iktidarla aynı görüşleri paylaşmayan iktisatçılar, akademik iktisatçılar olsun, biz masaya oturduğumuz zaman uzun dönem çözümler konusunda büyük oranda uzlaşırız.
Ancak biz iktisatçıların uzlaşamadığı kesimler akademisyenler değil, iş dünyasıyla, özellikle de hükümete yakın iş dünyasıyla siyasiler, yani bu büyümeden ve ekonomideki gelişmelerden çıkarları olan. Dolayısıyla o insanlar gerçekten ekonominin lehine olacak şeyleri mi konuşuyorlar, yoksa kendi çıkarlarına olacak şeylerden mi, çözümlerden mi konuşuyorlar? Burada bir ayrım söz konusu olabilir. Bunu bu şekilde bir tarafa koyalım, pozisyonumuzu netleştirmek açısından. İkinci husus, uzun vadeli çok konular var. Ama hükümetin bir kere kalkınma stratejisi dediğimiz bir şey varsa, bir büyüme modeli varsa bunu değiştirmesi lazım. AK Parti iktidarı çok uzunca bir dönem, 2009 krizinden sonra diyebiliriz buna, mevcut gelirin paylaşıma, yeniden dağıtımına yönelik bir politika izler durumda. Yani yeni değer yaratmaya, özellikle de ekonominin büyüme kapasitesini, üretim kapasitesini geliştireceği politikalar ortaya koyamıyor maalesef, siyasi sebeplerden dolayı. Dolayısıyla ekonominin değer yaratacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Diyeceksiniz ki bunlar da çok muğlak şeyler, bunlar nasıl yapılacak? Bunları da bir tarafa koyalım. O zaman daha somut bir şeylere, kısa dönemli konulara girelim. Efendim, %7'lik biz büyümeyi sağlarken Türkiye ekonomisinin yeteri kadar istihdam yaratmadığına değindik. Dolayısıyla büyümeyi istihdam yaratır bir duruma getireceğiz. Ve bunun içerisinde ihracata ağırlık verdik. Ama Can Bey, Türkiye'deki ihracat ve ithalat fiyatlarına bakıldığı zaman, evet biz belki ihracatta patlama yarattık ama bu kurlarla, bu gelir yaratacak bir noktada değil ihracat. Öyle bir marj açtık ki ithalat birim fiyatlarıyla ihracat fiyatları arasında, yaptığımız ihracat bal yapmayan arı gibi bir noktaya soktu bizi. Dolayısıyla bundaki temel faktörlerden bir tanesi kurlar. Türk lirası aşırı değer kaybına maruz kalmıştır ve kısa dönemde istihdamın, özellikle de hizmet sektörü istihdamının canlanabilmesi için kurların bu düşüşünü engellemek lazım. Bu boyutlardaki bir düşüş tehlikeli bir düşüştür, aşırı bir düşüştür. Türk lirası aşırı değer kaybına maruz kalmıştır. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak lazım. Böyle bir ortamda, böyle bir ihtiyacın olduğu bir ortamda bazılarının çıkıp da Merkez Bankası yaz aylarında faizini düşürmek zorunda, düşürecektir demesi doğru bir yaklaşım değildir. Bu Türk lirası üzerindeki aşağı yönlü baskı da artırıcı bir etki yaratacaktır ve bunun neticesi de işsizlik olarak bize daha çok yansıyacaktır. Peki, Öner Hocam çok teşekkür ediyorum. Oğuz